İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı operasyonun ele alındığı bir analiz yayınladı. Türkiye'nin olası Suriye operasyonu ile ilgili tartışmalar uluslararası kamuoyunda sürerken, İngiliz Financial Times gazetesi konuya dair dikkat çeken bir habere imza attı. Gazete, ABD, Rusya ve İran'ın bölgede asker bulundurmalarından dolayı Türkiye'nin olası operasyonuna karşı çıktıklarını, operasyon ihtimalinin zayıf olduğunu ancak Suriye'nin kuzeyinde tansiyonun gün geçtikçe arttığını belirtti. Gazete ayrıca Erdoğan'ın azalan popülaritesi nedeniyle muhalefetin seçimlerden zaferle çıkması halinde Esad yönetimiyle ilişkileri yeniden tesis etmekten yana olan partilerin iktidara gelebileceğini, bu ihtimal gerçekleşirse Suriye'nin kuzeyindeki statükonun değişebileceğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin son dönemde Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği sınır ötesi operasyonların Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından beri Türklerin ülke dışındaki en geniş çaplı adımı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle bu adımın daha da ileri gideceğini öne sürdü. Türkiye'nin gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar ile Suriye'nin kuzeyini şekillendirdiğini belirten FT, bölgede yaşayan 2 milyon Suriyelinin güvenliğinden, eğitiminden, sağlığından, gümrük ve din hizmetlerinden Türk çalışanlarının sorumlu olduğunu aktardı. Öte yandan Türkiye'ye kaçan 3,5 milyon Suriyeli göçmenin Erdoğan'ın popülaritesini yitirmesine sebep olduğunun altını çizen FT, Erdoğan'ın gelecek yıl yapılacak olan seçimi biraz olsun garantiye almak için Türkiye'de bulunan göçmenleri geri dönmeye teşvik ettiğini iddia etti. 2016 yılında Halep'te yaşayan ancak şu anda Türkiye'nin kontrolündeki bir bölgede yaşayan 26 yaşındaki Esma Demecin de Türkiye'nin kendi çıkarları için burada olduğunu herkes biliyor. Ancak Türkiye bizim için tek seçenek. Geri çekilirlerse Rusya ve Esad geri gelir dedi. ABD'nin eski Türkiye ve Suriye Büyükelçisi FTY demecinde Rusya'nın da bölgedeki varlığını korumak istediğini, Rusya için Suriye büyük bir başarı, bunu riske atmak istemezler sözleriyle özetlerken, ABD'nin kısa vadede Suriye'den ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.